Sayın Süleyman Soylu Bey, sesleniyorum burada. Diyor ki namuslu insan, şerefli insan istifa eder diyor. Şimdi ben de sesleniyorum. Şerefli insan, namuslu insan şunları söyler mi? Bakın, paçalarından yolsuzluk akıyor. 10 Aralık 2008. Demokrat Partisi Genel Başkanı Süleyman Soylu. Kime söylüyor? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a söylüyor. Ne zaman? 10 Aralık 2008'de. Hangi Süleyman Soylu'ya inanacak bu millet? Aynı Süleyman Soylu 31 Aralık 2008'de. Boyan döküldü diyor Recep Tayyip Erdoğan diyor. Hangi Recep Tayyip Erdoğan, hangi Süleyman Soylu'ya güveneceğiz, inanacağız? Yine 3. Başbakan ne diyor? 25 Şubat 2009. Başbakan rantın babasını getirdi diyor. Kim diyor bunu? Süleyman Soylu kime diyor? O dönem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a diyor. Diyor ki yolsuzluklarla mücadele edeceğim derken yolsuzluklar diyor. Yolsuzlukların çukuruna battı diyor. Bunu söyleyen kim? Süleyman Soylu. Kime söylüyor? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a söylüyor. Bakın, kendini padişah olarak gören, padişah olarak görüyor. Kaç tarihinde? Bunu 14 Mart 2009 tarihinde söylüyor. Ne diyor? Atta düşenden diyor başbakan olmaz diyor. Bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen Süleyman Soylu. Şimdi başbakan Recep Erdoğan için söylüyor. O gün için, bugünün cumhurbaşkanı, bugünün genel başkanı hakkında söylüyor. Bakın, o günkü iktidar hakkında bu kadar suç isnadında bulunan Süleyman Soylu diyor ki bu iktidar bu ülkeyi yönetemez, idare edemez diyen Süleyman Soylu neden bu hükmetin bir parçası oldu? Neyin karşılığında bu hükmetin parçası oldu? Buna sorarlar. Bakın Amerika diyorsun, biz hep diyoruz kahrolsun Amerika diyoruz. Siz Amerika'nın 13 tane üstünü Türkiye'de gönderebiliyor musunuz? Gönderebiliyor musunuz? Gönderemiyorsunuz. Amerika askerleri Irak'ta o kadar insanı katlederken kolaylıklar dilemedi misin genel başkanınız? Dilediniz. Biz bakın şu anda Türk askerlerinin, şerefli askerlerimizin başına çuval geçirdiği zaman o hırsız için 2 tane nota verdiniz, askerler için nota vermediniz ya. Biz sizin neyinize güvenelim? Siz şu anda yine İsrail'le tüm ticari ilişkileri kesebilecek misiniz? Arkadaşlar, Süleyman Soylu o dönem yine Filistin'le ilgili de büyük bir laf sarf etmiş. Demiş ki siz Müslümanlarla bununla kandırıyorsunuz demiş. Neye uğraşmıyorum? İçişleri Bakanı benim genel başkanıma diyor ki namus, şeref, haysiyet varsa. Peki şeref, namus, haysiyet olan birisi bu lafları o dönem söyleyip bu lafın arkasında durmaz mı? Olması gereken bu. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ben.